Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bilda'nın korkunç sonu adlı hikayemi anlatacağım. Annem 20'li yaşlardayken sevdiği bir arkadaşı varmış. Bildan. Ama Bildan diğer arkadaşları gibi gezmekten, eğlenmekten hoşlanmazmış. Çok içine kapanık biriymiş. O daha çok cinler, periler ve doğaüstü olaylara meraklıymış. Arkadaşları tarafından ne kadar uyarılsa da bu merakından vazgeçememiş. Ve her şey o yaz gecesi başına gelmiş. Bildan'ın arkadaşlarının anlattığına göre o gün her zamankinden fazla meşgul olmuş cinlerle. Sık sık o üç harflerin adını söylemiş. Gece olunca her zamanki gibi yatağına yatmış, uyumayı beklerken aniden çığlık atmaya başlamış. Annesi ve babası odasının kapısını açmaya ne kadar uğraştılarsa da yapamıyorlarmış. Babası koşup alt kattaki yangın söndürme aletini almış, kapının camına geçirmiş. Ama o ve yangın söndürme aleti lastik top gibi geriye fırlamış ve duvara çarpmışlar. Bir türlü içeri giremiyorlarmış. Bildan ise içeriden rahat bırakın beni. Sizlerle hiçbir yere gelmeyeceğim. Diye bağırıyormuş. İçeride neler olduğunu merak eden anne babası. Kızım neyin var? Kim sana kötülük yapıyor? Kiminle konuşuyorsun diye sormuşlar. Bildan da yardım edin. Kapımın altında küçük küçük adamlar giriyor. Ben de onlarla birlikte gitmemi istiyorlar. Gitmek istemiyorum, kurtarın beni diye çığlık atmış. Ve bunlar onun son sözleri olmuş. Kızın cesedi arka bahçede bulunmuş. Gece kendini yazdığın Yunus kadında bulunan odasının penceresinden atmış. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu tarz hikayelerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımı beğenmeyi, videoyu beğenmeyi,